sana. Gel gel kızım, başladı başladı. Geldim geldim. Acaba kadıncağızın kızını bulabilecekler mi? Ay yazık kadına. Baksana ne kadar çok üzülüyor. İyi de kızı niye evden kaçmış? Aman kızım ne bileyim. Şimdiki gençlerin işine akıl sır eriyor mu? Merhaba. Hoş geldin Kulina. Kulina Hanım en heyecanlı yerinde geldiniz. Oturun oturun. Telefon bağlantısı yapılıyor şimdi. Ay kızı buldular mı acaba? Ne oluyor ayol, bana da anlatsanıza. 3 gündür bu konuyu izliyoruz Kulina. Ya bu kadının kızı evden kaçmış da onu arıyorlar. Evden mi kaçmış? Hı hı. Neyin var Kulina? Aynı olsun işte. Birden eski hatıralarım aklıma geldi. Bu kadıncağızla da çok acıdım şimdi. Kolay değil insanın evladının evden kaçması. Baksana kadıncağız meraktan deliye dönmüş. Ah bilmez mi? Kulina Hanım pek bir derin iç çektin. Luna'yı hatırlattı değil mi? Luna da kim? Kulina'nın kızı. Kulina'nın kızı mı? Üstüme iyilik sağlık. Ay durun bakalım neler öğreneceğiz. Saçmalama Luna. Hiçbir yere gidemezsin. Bu aptal yerde yaşamaktan sıkıldım. Artık dünyada gerçek insanların yanında yaşamak istiyorum. Yeni yerler keşfetmek istiyorum. Buna asla izin veremem. Sen bir perisin. Buradan başka yerde yaşayamazsın. Neden? Sen defalarca gittin dünyaya ama. O başka. Neden başka oluyormuş? Onu bana yapamazsın Luna. Sen baş perinin, yani benim kızımsın. Ne yapalım yani? Baş perinin kızıyım ama esir değilim herhalde. Ben burada çok sıkılıyorum. Bir daha kesinlikle dünyaya gidemeyeceksin Luna. Sen ne hakla benim hayatıma karışıyorsun? Gerçek annem bile değilsin. Ama seni ben büyüttüm. Kızım gibisin benim Luna. Gideceğim işte. Bana engel olamayacaksın. Luna bunu yapma. Bak sonra çok pişman olursun. Zaten Yüce Konsey'in izni olmadan hiçbir yere gidemezsin ki. Öyle de bir giderim ki. Gezici bir sirkte iş buldum bile. Onlarla gideceğim. Sakın bana engel olmaya kalkma anne. En son bunu yaptığında neler olduğunu çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Luna, Luna. Kızım çok pişman olacaksın. Ne olur gitme. Luna. Gitme. Luna. Demek öyle. Gerçek kızın değil miydi? Hayır. Yıllar önce Şoker onu bahçede baygın bulmuştu. Nereden geldiğini hiçbir zaman bilemedik. Gökyüzünden düşmüştü sanki oyuncaklar dünyasına. Gözlerini açar açmaz bana annecik dedi. O günden sonra benim kızım gibi oldu. Tabii canım. Önemli olan sadece doğurmak değil ki. Bakmak, büyütmek. Ama baksana pek dik kafalıymış. Evet. Ne kadar dil döktüysem de dünyada yaşamasına engel olamadım. Ayol, bu dünyada ne kadar tatlı bir yermiş. Herkes buraya gelmek istiyor. Ben de sizin oyuncak mahallesinde yaşamak isterdim. Ne güzel, dert yok, kasavet yok. O günden sonra hiç haber alamadın mı Luna'dan? Birkaç kere ona ulaştım. Ama keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Onu rahat bırakmamı istedi. Hala aynı sirkle dünyayı dolaşıp duruyor. Onu özlüyor musun? Özlemez olur muyum? Hem de nasıl? Kim bilir şimdi nerede, nasıl, ne yapıyordur? İçim sıkıldı, ne yapayım? O iyi olsun da özlemine katlanacağım artık. Ay of of. Ay şu sıkıntımı dağıtmak için müdürcüğümü ziyarete gideyim bari. Hadi görüşürüz. Ay üzüldüm şimdi kadıncağıza. Öyle şen şakrak görünüyor ama baksana ne kadar derdi varmış. Bak kız gelecek galiba stüdyoya. Gerçekten mi? Ya. Neredeyse unutuyordum. Okul çıkışı Hakan'la çocukları hamburger yemeye götürecektik. Biraz süsleneyim bari. Kızım daha okul çıkışına kaç saat var? Anca hazırlanırım akmış. Hadi bakalım. Ay inşallah gelir şu kız da kadıncağızın çilesi biter. Ah canım.